Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Transformers Deluxe Titan Return Perceptor'ı tanıtacağız. İsterseniz incelemeden başlayalım. Çok güzel bir figür kendisi. Şöyle arkasını göstereyim. Yandan göstereyim. Önden. Şurada otobüs simgesi var. Bacakları. Ve şurada tareti var. Hem de bu mikroskop olduğu için çok işine yarıyor. Headmaster bir figür. Kafası çıkabiliyor. Şöyle transform edelim. Şöyle küçücük küçük bir robot oluyor. Minicon daha doğrusu. Güzel bir figür bu da. Hemen şunu kafa yapalım. Şöyle de yüz oluyor. Neyse, isterseniz eklemlerinden başlayalım. Kolları 360 derece oynayabiliyor. Şurada Transform'dan dolayı bir eklem var. Şöyle. Dirsekleri. Elleri dönmüyor. Ama böyle dönebiliyor şu şekilde. Diğer kol da aynı şekilde. Bacakları bu kadar oynayabiliyor. Dizleri bayağı bir aslında eklemli. Ayakları oynayabiliyor. Şu kadar. Yana veya sağ veya sola gidemiyor. Transformundan dolayı şöyle bir eklemi daha var. Biraz saçma ama olsun. Tareti de oynuyor. Şöyle kendi ekseninde dönüyor. Şöyle oluyor. Genelde ben böyle kullanıyorum. Şurası böyle açılabiliyor. Şöyle bir ayakta durduralım. İsterseniz boy kıyaslaması yapalım. Yanına Combiner Wars Grogu koysak Legend Class bayağı küçük kalıyor. Aynı şekilde Rocket'i de koyalım. Böyle bir görüntü elde ediyoruz. Sonra Deluxe SkyTrade'i koyalım. Önceden tanıtmış olduğum. Neyse, isterseniz Transform'a başlayalım yavaştan. Öncelikle ben şunu şuradan çıkartmanın taraftarıyım. Şöyle takılabiliyor aynı şekilde. Bir çıkartalım. Kafasını çıkartıyoruz. Allah. Evet, bu da oluyor. Kafası biraz zor çıkıyor. Evet, şöyle kenara koyuyoruz. Ellerini şu kısma şu şekilde kapatıyoruz. Çok basit bir şekilde. Aynısını yine tekrar yapıyoruz. Sonra şu ayaklarını böyle indiriyoruz. İkisini de. Ve daha demin gösterdiğim transformdan dolayı olan eklemi aşağı indiriyoruz. Şöyle döndürüyoruz. Aşağı indiriyoruz. Ha, bir de onu yapabilmek için göğüsteki o parçayı çıkartmamız gerekiyor. Biraz zor bir transform var. Evet, böyle oldu. Aynı şekilde tekrar kolunu döndürüp aşağı indiriyoruz ve buraya sıkıştırıyoruz. Sonra şu daha demin çıkarttığımız parçayı şu şekilde ittiriyoruz.
en ortaya kadar. Böyle dursun bu. Bayağı arkadan kuş sesi gelebilir çünkü ya yavruları var da o yüzden. Sonra şuradaki çeltiği, sonra şunu daha demek ki eklemi böyle kaldırıp çeviriyoruz ve böyle yapıyoruz. Yani böyle bir görüntü elde edeceğiz. Sonra şuradaki çeltiği, şu giriş yerine, şuradaki giriş yerine, şuradaki şu çeltiği, şuradaki çeltiği takıyoruz. Aynı şekilde diğerini de kaldırıyoruz, çeviriyoruz, böyle yapıp o çeltiye takıyoruz. Sonra şu vücut parçasını açıyoruz, böyle koyuyoruz. Şu şekilde bir görünüm elde edeceğiz. Sonra daha demin ki şu mikroskopla alakalı olan şeyi daha demin ki kısma takıyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra şurada küçük bir tane çıkıntı var. Şurada diyeyim. Şöyle göstereyim. Heh, aynen gözüküyor. Şu çelteye, şurada küçük minik çelteye sıkıştırıyoruz. Böyle bir görüntü elde ediyoruz. Sonra daha demek ki mini konumuzu açıyoruz. Ve isterseniz şuradaki küçük çelteye, şu küçük noktayı takabiliriz. Ve araç modu hazır. Araç demeyeyim de. Mikroskop hazır. Şöyle gerçekten güzel bir mod. Arkasını göstereyim. Yandan göstereyim. Sonra şunu çıkartalım. Biraz da bunun detaylarından bahsedelim. Elleri oynayabiliyor. Şöyle. Tek eklem var. Bacakları da oturuyor gibi yapabilirsiniz. Böyle. Gayet detaylı. Kafası da oynayabiliyor. Çok azıcık. Şunu şuraya takalım. Normal yine bir boy kıyaslaması yapalım. Deluxe ve Legend'lara göre. Mesela yine tekrardan Grove'u koyalım. Böyle boy oranı çıkıyor. Yanına Legend, Warped koyalım. Ve sen olarak da Sky Thread'i koyalım. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.